yayın konuklarımız olacak. Şimdi burada yakınlarını bekleyen insanlar var. Bir diğer durum da onlar yakınlarını beklerken onlara yardım eden, en başından beri burada ve birçok enkazda canını dişine takarak çalışan madencilerimiz var. Onlar bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı. Günlerdir onların hep domuzlama yöntemiyle insanları kurtarmalarını bekledik. Ve bu gibi Rönesans Rezidans gibi yüzlerce insana, onlarca insana mezar olan yerlerde onlar canlarını dişine taktılar ve burada çalıştılar. Öncelikle ben hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Yayına konuk olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Siz enkazın en başından beri, yani depremin en başından beri buradasınız. Zonguldak'tan geldiniz. Evet. Önce bir sizi tanıyalım. İsmim Erdal Gümüş, maden nezaretçisiyim. Armuçuk bölgesinden geldim. Erdal Bey, ilk günden beri buradasınız. Evet. Neler gördünüz? Kaç kişiye ulaşabildiniz? Bulunduğumuz, bize görev olarak verilen bulunduğumuz bölgede 20 canlı, 368 vefat etmiş kişiye ulaştık. Bize söylenen bölgede elimizden geldiği kadar insanlara ulaşıp canlı kişileri kurtarmak için mücadelemizi verdik ekip olarak. Yani hem bir domuzlama yönteminiz var, onu soralım. Nasıl yaptınız zorlu alanlarda? Domuzlama nasıl yapılıyor? Domuzlama iş yerimizde de çalıştığımız şartlarda, zorlu şartlarda da bizim kendimizi korumamız için yaptığımız bir sistem. Burada da onu uygun gördüğümüz için belli bölgelerde, yapılması gereken yerlerde onu uyguladık. O şekilde ulaşmamız gereken kişiye, canlı ya da cansız, kendimizi emniyet altına alarak güvenli bir şekilde ulaşmamız için örerek o şekilde ulaştık. Burada da kullandık o sistemi. Şimdi hem onlarca insana ulaştınız, canlı olarak kurtarmayı başardınız. Hem de ne yazık ki onların cansız bedenlerini de çıkarmak yine size düşüyor. Evet. Ve burada hangi insan olsa, taş olsa çatlar. İnsanın psikolojisi kaldırmaz. Gece gündüz buradasınız. Gece gündüz bazen hiç dinlenmeden çalışıyorsunuz. Elbette insanları canlı çıkarmanın bir motivesi vardır. Peki diğer durum, yani insanların cansız bedenlerini çıkarmaları da gene yakınlar tarafından sizden isteniyor. Çünkü sizin daha çabuk ulaşacağınızı biliyorlar. Neler hissediyorsunuz? Günlerdir buradasınız. Egemen Erenoğlu, Zonguldak Mekanizasyon Servisinde çalışıyorum. Buraya ilk geldiğimizden beri canlı başla çalışıyoruz. Onlara umut olabilsek ne mutlu bize. Biz istiyoruz ki karşımıza çıkan çocuk annesiyle beraber kucağında olmasın. Bizi yıkan en büyük şey o. Bunları gördükçe daha çok umutsuzluğa katılıyoruz. Hani istiyoruz ki daha çok yerlere ulaşalım ama bizim de elimizden gelen bu, insanlara bir nebze de umut olabilmişiz inşallah. Çocuk görmek sizi en çok yaralıyor değil mi? Psikolojimizi bozan en çok şeydi o zaten. Bize ağır gelen, yani çocuk olması, küçük olması en fazla bizi etkilen o. Sadece ekipajlar olduğumuz için daha soğukkanlı olup bu işin bir şekilde yapılması gerektiğini bildiğimiz için bize verilen talimatlarda daha dik, daha diri durarak üstesinden geldik. İnşallah böyle bir şey yaşamayız bundan sonra da. Söyleyeceklerim. Ama zor tabii. Zor, tabii. Sizi tanıyalım. İsmim Davut Beliktay. Ben de Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışıyorum. Bizi de dediğiniz gibi, yani en çok bizi motive eden aslında insanların o bakışları. Yani bir nebze olsa bile bize bir de yardımcı olabilir misiniz diye. Bizi motive eden tek şey, motive eden tek şey oydu. Tabii en çok yaralanan, dediğimiz gibi, hani çocuklar, özellikle anneler. Anneler çok korumacı. Yani çoğunda gördüğümüz şey, çocuklarına siper olmuşlar. Anneler, babalar. En çok bizi sarsan olaylar bunlar oldu. Unutmayacağımız şeyler oldu. Yani çoğumuz üzüldüğünlendirdi. Ama dediğim gibi insanlar bizi bir nebze olsa bize de yardımcı olabilir mi diye o gözle bakmaları bizi motive eden tek şey oydu. Ve onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz de inşallah bu şekilde. Siz ekip arkadaşlarınız bir kısmı döndü ama siz kalan ekipsiniz. Aynen. Niye kaldınız? Kalmamızın sebebi söz verdiğimiz insanlar. Çoğunlukla biz yarın size yardıma geleceğiz diye söz verdik ekipçi arkadaşlarla beraber. Onları yüzüstü bırakmak istemedik. Yani öyle bir durum varken, dönüşümlü bile olsa arkadaş, bizim yerimize gelecek arkadaşlar bile olsa, biz dedik onlara, biz söz verdik. Yeri de biz biliyoruz. Gidip onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ve o şekilde gittik yani. Elimizden geldiğince de yardımcı olduk. Sizler aynı zamanda babasınız içinizde.
Yani, hani baba olmanın verdiği bir de bir yufka yürek var değil mi? Çocuklarınız geliyor aklınıza. Ya benim de iki kızım var. Yani çoğu zaman gördüğüm zaman beni tutamadığım zamanlar oluyordu. Ya, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın diyeyim. Yani çok zor bir durum. Özellikle bugün bir gittiğimiz bir enkaz vardı. Bir uzman çavuşumuz vardı sağ olsun. Yani çok metanetliydi ama biz tutamadık kendimizi. Yani onu çıkarırken eşi vardı enkaz altında. Çocuğu vardı. Çocuğuna gene dediğim gibi her annede gördüğümüz gibi kapaklanmış üzerine dizüstü çömelmiş. Onu korumaya çalışmış. Çalışıyorken çıkardık. Yani, bu bizi sarsıyordu gerçekten. Yani duygusal anlamda sarsıyordu. Yani, o yüzden biz daha bir şey yapabilir miyiz de? Bir başka insanı bu şekilde şey yapabilir miyiz de? Yardımcı olabilir miyiz? Çünkü canlı çıkaramadığımız da oluyor. Bu saatin biraz zor oluyor. Ama insanlar artık cenazem bile olsa almak istiyorum. Yani en azından belli bir mezarı olsun. Çünkü farklı şeyle farklı iş makineleriyle çıkarmak biraz daha riskli olabiliyor. Ondan dolayı yani artık durum bundan ibaret yani. Sizler insanların yakınlarını canlı veya cansız onlara ulaştırmak için günlerdir buradasınız ve bu ekip, bu gördüğünüz kahraman ekip vardiya değişimi olmasına rağmen, yani evlerine gidip çocuklarına kavuşma ihtimalleri varken gitmemeyi tercih ettiler. Burada kalmayı tercih ettiler. Çünkü söz verdikleri insanlar vardı. Ya ben size gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Gözlerinin de dolu dolu olduğunu görüyorum hepsinin. O küçük çocukları anlatırken gerçekten bu yayını yapmak da çok zor. Çünkü onlar bunu yaşadılar, birebir gördüler. Bir de bunu yaşayan insanlar var. Yakınlarını kaybedenler. Yakınlarının cenazesine ulaşmak için bekleyenler, işte görüyorsunuz onların hepsi burada bekliyorlar. Yeter ki artık cansız da olsa bedenlerine ulaşalım diye bekliyorlar. Günlerdir buradalar, günlerdir belki uyuyamadılar. Sadece yan tarafta kurulan çadırlarda kendilerince kaldılar. Bakın odun ısınabilmek için soba taşıyorlar. Birazdan o odun sobasının içinde ateş yakacaklar. Çünkü artık hava soğumaya başladı. Burada gün hep böyle. Bu gördüğünüz noktada, bu insanların oturduğu yerde yardım masasıydı burası. En azından çay veriliyordu, kahve veriliyordu. Artık bugün onun da burada kalmadığını görüyoruz. Daha toplu alanlarda oluyor. Ama ancak gördüğünüz gibi işte polis arama kurtarma ekipleri, polis ekipleri, jandarma ekipleri, onlar burada güvenliği sağlayabilmek adına, ama buradaki güvenliği sağlandığı için elbette mutlular, güvende oldukları için, sadece o kadar. Kimse yakınına ulaşamadı. Rönesans rezidansta burası önemli bir noktaydı. Çünkü insanlara cennet vaadiyle satıldı bu rezidans ve mezar oldu. Cehennemi yaşattı ve bu cehennemi yaşayan insanlar hala daha yakınlarına ulaşmayı bekliyorlar. Bakın bu madenciler de günlerce burada çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. En azından ölü veya diri insanların yakınlarını onlara ulaştırabilmek için diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.